Edirne'den Ağrı'na kadar, Mersin'den, İstanbul'dan, Ankara'dan Kırşehir'e kadar belediye başkanlarımız işçilerimize hak ettiği asgari ücreti veriyorlar. Hakkınız bu. Ama ben şimdi bir korku var içerisinde, içinde korkuyorum. Bu Cumhurbaşkanı meclis açıldığı zaman Adalet Komisyonu'nu toplattırabilir. Ve Türk Ceza Kanunu'na bir suç ekleyin diyebilir. Askeri Ücret Tespit Komisyonu'na muhalefet suçu. Yapar mı? Yapar. Ve belediye başkanlarımız hakkında da soruşturma açabilir. Çünkü onun kıblesi 5 tane şirket. Onun kıblesi yandaşları. Onun kıblesi işçi, emekli, köylü, öğrenci asla değil. O sizi düşünmüyor. O sizi asla düşünmeyecek. Bu ülkede Çalışma Bakanı çıkmış, işçiye ezdirmedik diyor. Asgari ücrete enflasyon oranında zam yapmış. Öyle mi sizce enflasyon? Hayır. Sayın Bakan, sadece ekmeğe %60 zam geldi. Una %70 zam geldi. Daha dün fırıncıları kullandığı mayaya %60 zam geldi. Sen nasıl bir insansın? Sen nerede yaşıyorsun? Ben ekmeğe yapılan zam kadar asgari ücrete zam yapsalar da anlayacaktım. Anlamazlar. Beyefendi hiç anlamaz. Çünkü onun sarayının 22 saniyelik gideri bir asgari ücret. Anlar mı? O ancak bize iftira atar. Yalan söyler. Hedef gösterir. Ama ne yaparsa yapsın. Benim belediye başkanlarım AK Parti'den, AK Parti yönetenlerden çok daha onurlu ve vicdanlı insanlar. Benim genel başkanım halkın sofrasını biliyor. İşçinin sıkıntısını biliyor. Doğalgazın elektriğini, çocuğunun harcını yatıramadığını biliyor. Saraydaki bilmiyor. O yüzden bu beyefendinin 18 yılda iki tane büyük eseri var. Biri o beşli çete ve ailesi. Çok zengin etti. Diğeri milyonlarca yoksul vatandaş. Bir de onları yarattı. Ama bir kişi daha var. Ne diyor? Benim iki büyük eserim var diyor. Biri Cumhuriyet ve diğeri Cumhuriyet Halk Partisi diyor. İşte o yüzden Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi eşitlik demek, adalet demek. Köylüyle, işçiyle birlikte yürümek demek. Ben belediye başkanlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki son söz. Eğer ki vicdanınız varsa, ki yok. Bir parça yüreğiniz varsa Yenişehir Belediyesi'ne bakın. Bakın. Her çocuklu aile için 600 lira çocuk yardımında bulunuyor. Her lisede okuyan öğrenciye 500 lira, üniversitede okuyan öğrenciye 600 lira yardım ediyor. 1 Mayıs'ta 250 lira işçiye yardım ediyor. 444 lira yemek parası veriyor. Onlar Ramazan bilmez. Kurban Bayramı da bilmez. Ama bu belediye başkanı, bizim belediye başkanımız Ramazan Bayramı'nda 300 lira, Kurban Bayramı'nda 400 lira işçisine yardım ediyor. İşte bu belediye başkanını, Türkiye'deki belediye başkanlarını örnek al Recep Tayyip Erdoğan. Bize iftira atma. Biz tertemiz bir partiyiz. Dürüst, onurlu, bu halkın bir lirasına dokunmayan belediye başkanları olan bir partiyiz. Dönsen kendine bir bak. Bir bak. Ve şimdi hep hedef gösteriliyor.
saray tarafından, AKP tarafından ne diyor? Tank paleti satmak vatanı satmaktır diyor. Tank paleti satmak vatanı satmaktır. Buradan ben de söylüyorum. Tank paleti satan vatanı satar. Buradan bir daha söylüyorum. Tank paleti Katar'a satmak vatana ihanettir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir unsur olan tank palet fabrikasını kimsenin emrine veremezsin. Nasıl ki bir askeri, nasıl ki bir bölüğü, nasıl ki bir taburu başka ülkenin emrine veremiyorsan tank paleti de kimsenin emrine veremezsin. Verirse bu vatana ihanettir. Onun hesabını da buradan soruyoruz. Onun hesabını da soracağız. Ali Mahir Başarır'ı linç ettiler. Sendikalar, bazı sivil toplum kuruluşları gittiler Hulusi Akar'a. Dediler ki senin yanındayız. Ne demiş Ali Mahir? Demiş ki tank paleti satmak vatanı satmaktır. Bir daha söylüyoruz. Ya Allah'tan korkmazlar. Bu tepki gösterenlere söylüyorum. Allah'tan korkmazlar. Bundan yaklaşık bir yıl önce, 11 ay önce, 10 ay önce oldu değil mi? 10 ay önce. Şubat'ın kaçıydı sonunda Suriye'de 36 tane ana kuzusu öldü. Ana kuzusu. Duydunuz mu? Hatırlıyor musunuz? Ne zaman? Şubat'ın sonunda. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra, kusura bakmayın biraz uzatıyorum. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en fazla kayıp verdiği yer neresi biliyor musunuz? Suriye. Bir seferde 36 tane insanımız şehit oldu. Kim attı bombayı? Kim attı bombayı? Rusya. Kim? Rusya. Rusya attı. Peki Rusya'ya tepki gösterdin mi? Hayır. Rusların ne yaptın? Putin'i gittin dizinin dibinde bekledin. Kedi gibi. Gittin. Gittin Putin'den özür diledin. Değerli arkadaşlar, milliyetçilik, yenilik, millilik bu. 36 tane askerimiz şehit edilmiş. Onun tabutun üzerinde siyaset yapmasını biliyorsun. 36 tane askerimiz öldürülmüş ana kuzusu. Fakir fukara çocuğu ne yaptın? Putin'in önünde, Putin'le diz çöktün. Ey Hulusi Akar, ne yaptı Hulusi Akar? Ne yaptı Hulusi Akar? Hulusi Akar, sen o askerlerin sorumlusu sensin. Ali Mahir'e gösterdiğin tepkiyi birazcık keşke, biraz ar varsa, biraz utanma varsa, keşke Rusya'da 36 askerimizi şehit edenlere de karşı gösterseydin. Son söz, 36 askerimizi şehit edenlere tepki göstermeyenler vatan hainidir. 36 tane şehidimizin kanının hesabını sormak da hem ona göz yumanlardan hem de onu öldürenlerden sormak bizim boynumuzun borcu olacak. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında herkes umutlu olsun değerli arkadaşlar. Bilin ki her gün saraydan, her gün yandaş medyadan Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı boşa değil. Çok bakın niye saldırıyor her gün Cumhurbaşkanı? Her pandemi öncesi sonrasında her tedbir açıklayacağına ne yapıyor? Yarın saat bir Kemal Kılıçdaroğlu'na laf söylüyor değil mi? Evet. Niye? Çünkü korkuyor. Çünkü sarayın iktidarını yıkacak Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü fakirin fukarayı tekrar gündeme getirecek, onların hakkını verecek Kemal Kılıçdaroğlu. Umutsuz olmayın. Önümüzdeki yıl Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde Millet İttifakı Türkiye'yi bu haramzadelerden, bu beşli çeteden hükümetten kurtaracak.